Ferko İnşaat 1914-1915 belgeselini sunar. Merhaba. Belgeselimizin adı 1914-1915. 1914 çünkü 1914 Türk tarihinin belki de en uzun yılı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı ve bizim harbe girdiğimiz yıl. 1915 çünkü 1915 Türk tarihinin belki de en kanlı yılı. Bu belgeselde 1914-1915'te size yakın tarihimizin en büyük yıkımının ve trajedisinin öyküsünü anlatacağız. ...1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı'nın kökleri 40 yıl öncesine 1870'li yıllara kadar gider. 1871 yılında Şansölye Bismarck'ın orduları Fransa'yı yenmiş, Paris'e girmiş, zengin Alsas-Lorraine bölgesini Almanya'ya katmıştı. Bismarck, Fransızların bir intikam hareketine kalkışmasına meydan vermemek için Fransa'yı diplomaside yalnız bırakmaya büyük önem verdi. Fransa'nın Rusya ile anlaşmasını ve işbirliği yapmasını özellikle önlemeye çalıştı. Rusya, Fransa'nın değil Almanya'nın dostu olmalıydı. Almanya'nın Avrupa'da değiştirdiği bu dengeler savaşa giden yolun kaldırım taşlarıydı. Şansölye Bismarck'ın izlediği bir diğer politika da doğuda Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu daima yanında tutmak oldu. Bismarck 1882 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya ile üçlü bir ittifak yaptı. İtalya ileride taraf değiştirecek olsa da Almanya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar müttefik kalacaklardı. Alman-Prusya orduları 1871 yılında Paris'e girince Fransa'da imparatorluk rejimi çöktü. Üçüncü defa cumhuriyet ilan edildi. Ancak taşlar hemen yerine oturmadı. Siyasi kavgalar sosyalist işçi hareketlerinin de katılımıyla sertleşti. Fransa'da bütün dikkatler içerideki bu kargaşaya odaklandı. Dış politika ikinci plana atıldı. Hızla sanayileşmiş ve milli birliğini kurmuş olan Almanya'nın ise o dönemde Kara Avrupa'sında rakibi yoktu. Ne iç politika sorunlarına gömülen Fransa, ne milli birliğini yeni yeni kurmuş olan İtalya ve ne de hala bir köylü ülkesi olan Rusya tek başlarına Almanya'yı durduramazlardı. Dünya Savaşı'na giden yolda bütün göstergeler Avrupa'da en güçlü ekonomi olarak Almanya'yı işaret ediyordu. O yıllarda kömür ve petrol eşdeğeri olarak enerji tüketimi, endüstrinin de ulaştırma ve harp gücünün de göstergesiydi. 1890 yılıyla 1913 yılının enerji tüketimi rakamları karşılaştırıldığında şu tablo ortaya çıkıyordu. İtalya 1890 yılındaki 4,5 milyon tondan 1913 yılında 11 milyon tona, Rusya 1890 yılındaki 11 milyon tondan 1913 yılında 54 milyon tona, Fransa 1890 yılındaki 36 milyon tondan 1913 yılında 63 milyon tona yükseldi. Ve Almanya 1890 yılındaki 71 milyon tondan 1913 yılında 187 milyon ton enerji tüketimine ulaştı. Sanayi devriminin öncüsü İngiltere'ye gelince, İngiltere'de 1890 yılında enerji tüketimi 145 milyon ton gibi Avrupa'da emsali olmayan bir mertebede bulunuyordu. Dünya denizlerine hakim olan İngiltere'nin enerji tüketimi 1913'te 195 milyon tona çıkmıştı,
ve Almanya enerji tüketiminde İngiltere'yi yakalamak üzereydi. Alman sanayinin bu mucizevi dinamizmi sadece fabrika üretimi ve mühendisliğin değil, aynı zamanda AEG gibi, Krupp gibi, Siemens gibi dev firmaların şehirciliğin, demir yolculuğun, otomotiv endüstrisinin, kimya ve askeri sanayinin de süratle gelişmiş olması demekti. İngiltere'nin sanayileşmesine tekstil, kömür, buhar ve denizcilik öncülük etmiş, sonradan buna petrol de katılmıştı. Alman sanayileşmesine ise demir-çelik sanayi ile askeri endüstri öncülük ediyordu. 1913 yılında Avrupa'daki toplam refahın ya da ekonomik gücün %40'ı Almanya'ya aitti. İngiltere'nin payı %28, Fransa'nın payı %12, Rusya'nın payı %11, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun payı %8, İtalya'nınki ise %2'ydi. Demir-çelik üretiminde de rakamlar çarpıcıydı ve Avrupa'nın bu alandaki tartışmasız lideri Almanya'ydı. 1913 yılında Almanya'nın demir-çelik üretimi 17.6, İngiltere'ninki 7.7, Rusya'nınki 4.8, Fransa'nınki 4.6, Avusturya-Macaristan'ınki 2.6, İtalya'nınki 0.9, Japonya'nınki 0.3 ve Amerika'nınki 31 milyon tondu. Amerika Birleşik Devletleri o dönemde de tüm göstergelerde bütün Avrupa ülkelerinin önündeydi. Almanya'nın askeri sanayiye yaptığı yatırım da muazzamdı. Dünya Savaşı'nın başladığı 1914 yılında Alman Kara ve Deniz Kuvvetleri'nin elinde 2400 makinalı tüfek vardı. Savaş boyunca üretim arttı. 1917 yılında Alman ordusunun elindeki makinalı tüfek sayısı 115.000'i geçti. Buna karşılık 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Cephesi'nin asıl gücü olan İngiltere'nin elindeki makinalı tüfek sayısı 1914 yılında 300'den ibaretti. 1917 yılında 78.000'e çıktı. Almanya'nın bu gerçekten göz kamaştıran gücü, 1. Dünya Savaşı'nı şekillendiren 3 gelişmeye yol açtı. Evvela Almanya'nın böylesine gelişip güçlenmesi Avrupa'da kaygı ve korku yarattı. Almanya'ya karşı önce Fransa ile Rusya ittifak yapacak, sonra buna İngiltere katılacak. Böylece 1. Dünya Savaşı'ndaki İtilaf Devletleri bloku oluşacaktır. İkincisi, Almanya'da hem aşırı özgüven ve yayılma hırsı oluştu, hem de Fransa, Rusya ve İngiltere tarafından kuşatılma korkusu. Kendisine karşı ittifak yapan devletlere İtalya'da katılırsa Almanya tam anlamıyla kuşatılmış olacak. Bu endişe Alman milliyetçiliğini büsbütün körükledi. Üçüncüsü, güçlenen Almanya'da Bismarck'ın Avrupa diplomasisine önem veren kuvvetler dengesi siyasetinin yerini 1890 yılından itibaren İmparator 2. Wilhelm'in Weltpolitik, yani dünya politikası aldı. Weltpolitik'in iz düşümü Drang nach Osten, yani doğuya yöneliş, doğuya yürüyüş politikası. Bu bir anlamda Osmanlı topraklarına yöneliş demek. Abdülhamid'in müttefik arayışına da denk düşüyordu. Politikayı önemli ölçüde Şansölye Bismarck'a bırakan Alman İmparatoru Wilhelm, Mart 1888'de 91 yaşında öldü. Yerine oğlu 3. Frederick geçti. Frederick'in karısı İmparatoriçe Victoria, İngiltere Kraliçesi Victoria'nın kızıydı. Liberal fikirli olan Frederick de tıpkı Selefi'nin yaptığı gibi Bismarck'ta çalıştı. Ne var ki yeni imparator gırtlak kanseriydi. 99 günlük bir hükümdarlıktan sonra öldü. Tahta oğlu 2. Wilhelm çıktı.
kaderlerinde bir paralellik var. Üç imparatorlar ve üç sultanlar yılının ürünüdür bunlar. Yani Wilhelm, üç Dacier der Kaiser, Drei Kaiser dedikleri üç tane imparator. Babası ve dedesi öldü. Babası aradan eğlendi, hastaydı. Bu çıktı. Sultan Abdülaziz'in hali arkadan işte malum netice. Sonra Sultan Murad'ın durumu 3 ay kalabildi ve Sultan Abdülhamit bir 3 imparatorlar, 3 sultanlar yılı var. Wilhelm fakat son derece kendinden emin ve çok kontrolsüz davranışları var o yüzden. Öbürkü öyle değil, fevkalade kontrollü. O bir saray ananesi. Despot olması, dediğim dedik demesi, onun geniş ölçüde müşavereye başvurmasına şey mani değil. Ona başvuruyor çünkü çok fazla böyle dünyayı ben yarattım diyecek durumda değil bir Türk hükümdar. Kolundaki sakatlıktan dolayı zorlu bir çocukluk geçiren 2. Wilhelm 29 yaşındaydı. Pancermenizme ve militarizme inanmıştı. Karikatürlerde dünyaya boyun eğdiren, kibirli bir hükümdar olarak resmediliyordu. Yeni İmparator Bismarck'ın denge politikasını bırakıp mizacına da uygun olan Weltpolitik'e yani dünya siyasetine yöneldi. Bismarck, Mart 1890'da istifa etti, köşesine çekildi. Alman imparatorlarına Roma sezarlarından esinlenerek Kaiser deniliyordu. Almanya'nın kaderi artık kibirli, atılgan, sert bir mizaca sahip olan Kaiser Wilhelm'in elindeydi. Genç imparatorun temel hedefi Osmanlı ile Berlin-Bağdat demiryolu projesini gerçekleştirerek Alman nüfuzunu doğuya doğru genişletmek ve Basra Körfezi'ne ulaşmaktı. Wilhelm, Bismarck'ın yerine başbakanlığa General Caprivi'yi getirdi. Bismarck'ın ihtiyatlı ve hesaplı politikasını bırakan Wilhelm, gelecek yüzyılın yani 10 yıl sonra girilecek olan 20. yüzyılın Alman çağı olacağını açıkça ilan ediyordu. Almanya 1890 yılından itibaren kendisini adeta dünyanın efendisi gibi hissetmeye başlamıştı. Almanya'nın güçlenmesinden tedirgin olan Fransa ve Rusya adeta alarma geçtiler. Fransa cumhuriyetçi bir ülke, Rusya ise müstebit bir çarlıktı, cumhuriyetçi fikirlere düşmandı. Buna rağmen Almanya korkusu iki ülkeyi yaklaştırmaya yetecekti. Bismarck'ın başbakanlıktan ayrılmasından hemen bir yıl sonra Mart 1891'de Fransa Almanya'ya karşı Rusya'ya ittifak önerdi. Rusya'da Ortodoksluk, otokrasi ve Rus milliyetçiliğinin temsilcisi olarak hüküm süren Çar 3. Alexander birçok tarihçiye göre kaba ve cahil bir otokrattı. Kaiser Wilhelm'i küçük haylaz züppe olarak niteliyor, Almanya'nın parçalara ayrılarak yok edilmesi gerektiğini söylüyordu. Yine de Almanya'nın tepkisinden çekindiği için Alman ve Avusturya-Macaristan imparatorlarıyla Rus Çarı'nın 1882'de imzaladığı Üç İmparator Anlaşması'nı açıkça bozmaktan sakınıyordu. Rusya ayrıca Fransa'daki siyasi istikrarsızlığa da güvenemiyordu. Ancak Fransa işin peşini bırakmadı. Rusya'ya 500 milyon frank demiryolu kredisi açtı. Fransız-Rus siyasi ittifakının temeli bu ticari anlaşmayla atıldı. Rusya'daki Fransız yatırımları hızla arttı. Fransız donanması Baltık Denizi'ndeki Rus limanı Kronstadt'ı ziyaret etti. Ruslar tarafından görülmedik sevgi gösterileriyle karşılandı. Bu durum Almanya'da kuşatılma paniği yarattı. Fransa ve Rusya Almanya'yı karada iki cepheden, kuzeyde Kuzey Denizi'nden kuşatıyor muydu? Rusya ile Fransa arasındaki gizli askeri ittifak anlaşması da Ocak 1894'te ilan edildi. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli ittifaklarından biri, savaştan tam 20 yıl önce bu şekilde kurulmuştu. Yeni Rus Çarı 2. Nikola ve eşi 2 yıl sonra 1896'da Paris'i ziyaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Félix Faure, ertesi yıl Rusya'nın başkenti Petersburg'a gitti. Çar Nikola 1901'de Paris'i bir kez daha ziyaret etti. İki ülke gün geçtikçe yakınlaştı. Fransız-Rus ittifakı bununla kalmadı. 1912 yılında yani Birinci Dünya Harbi'ne 2 yıl kala Rusya ile Fransa arasında Deniz Kuvvetleri Anlaşması da imzalandı. Fransız-Rus ittifakı Osmanlı içinde, Almanya içinde kaygı verici gelişmelerdi. Fakat
Fransa ile Rusya'nın toplam demir çelik üretimi bir tek Almanya'nın demir çelik üretiminin ancak yarısı kadardı. Askeri güç de aşağı yukarı bu orandaydı. Tarihçi Fahir Armaoğlu, Rus-Fransız ittifakının Almanya ile boy ölçüşmeye yeterli olmadığını belirtir. Önemli olan İngiltere'nin hangi tarafta yer alacağıdır. İngiltere hangi tarafa katılırsa o taraf daha güçlü olacaktır. Kaiser Wilhelm anne tarafından İngiltere kraliçesi ünlü Victoria'nın torunuydu. İhtiyar kraliçe Victoria Ocak 1901'de hastalandığında torunu Wilhelm Londra'da onu ziyarete gitti. İngiltere Başbakanı Lord Salisbury ve Sömürgeler Bakanı Chamberlain Wilhelm'i çok sıcak karşıladılar. İngiliz kabinesinde Almanya ile ittifak fikrinin en ateşli savunucusu Sömürgeler Bakanı Chamberlain'di. Chamberlain ittifak önerisini Kaiser'e şu sözlerle iletti. İngiltere denizlerde, Almanya karada güçlüdür. İttifak yaparlarsa yenilmez bir güç oluştururlar. Chamberlain'in amacı İngiltere'nin dünya denizlerindeki hakimiyetine dayanan sömürge imparatorluğunu korumaktı. Halbuki Wilhelm izlediği Weltpolitik yani dünya politikasıyla Almanya'yı İngiltere'den daha güçlü bir imparatorluk haline getirmek istiyordu. Wilhelm'in Osmanlı toprakları üzerinden Berlin'le Bağdat'ı hatta Basra Körfezi'ni birbirine bağlayan demiryolu projesi İngiltere'nin kendi hakimiyet alanı saydığı Orta Doğu petrol bölgesi için bir tehditti. Wilhelm İngiltere'nin istediği gibi kara gücü olarak kalmayı kabul etmedi. Aksine hırslı bir şekilde savaş donanması kurmaya yöneldi. İttifak önerisi Alman İmparatoru tarafından reddedilen Chamberlain ülkesinin yeni yönünü çizdi. İngiltere'nin yeni dostları Fransa ve Rusya olacaktı. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndaki itiraf devletleri bloğunun oluşması demekti. For the British in the 19th century, İngilizler için 19. yüzyılda, 19. yüzyılın sonlarına dek Rusya tehdit olarak görüldü. Ruslar Orta Asya'dan Afganistan'a ve Hindistan'a sarkabilirlerdi. Ama Almanların yükselişiyle İngilizler hangisinin önemli olduğunu hesaplamak zorunda kaldı. İngilizler Rusları ve onların Akdeniz'e açılma emellerini mi kontrol altında tutmalıydılar, yoksa Almanya'nın yükselişini mi kontrol altında tutmalıydılar? Sonunda İngiliz politika yapıcıları şuna karar verdiler. Yapılacak en iyi şey Fransızlarla ve Ruslarla Almanya'ya karşı ittifak yapmaktı. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın ittifak yapmasında en önemli faktörlerden biri Osmanlı topraklarının paylaşılması oldu. 1900'lerin başındaki bu ortaklıkla Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda çarpışacağı devletler de belirleniyordu. Almanya ile uzlaşamayan İngiltere 1902'de Japonya ile anlaşma imzaladı. Böylece Japonya ile yaşadığı sömürge sorunlarını çözdü. Bu Orta Asya'yı istila ederek Hindistan'a yaklaşan Rusya'ya da bir tepkiydi. Dünya Savaşı'na giden yoldaki en önemli anlaşma ise İngiltere'nin 1904'te Fransa ile vardığı anlaşma oldu. İngiltere ile Fransa arasında 8 Nisan 1904'te Londra'da Antant Kordiyal yani dostane anlaşma imzalandı. Bu anlaşma iki ülkede de büyük sevinçle karşılandı. Bu anlaşmanın iki yönü vardır. Fransa ile İngiltere bu anlaşmayla Güneydoğu Asya'da ve Batı Afrika'da, yani Vietnam'da, Birmanya'da, Kamboçya'da, Madagaskar'da, Zengibar'da yaşanan sömürge rekabetinde uzlaşmaya vardılar. Paylaştılar. İkincisi, Fransa Mısır'da İngiltere'nin, İngiltere'de Fas'ta Fransa'nın nüfuzunu
yani hakimiyetini kabul ettiler. İngiltere ve Fransa Almanya karşısında kol kola girerken Avrupa basınının gündeminde bu yeni ortaklıktan tedirgin olan Alman İmparatoru 2. Wilhelm vardı. Avrupa'da yaklaşan savaşın ayak sesleri iyiden iyiye duyulurken sırada İngiltere ile Rusya'nın anlaşması vardı. Fransa ve Rusya zaten 1894'te askeri ittifak yapmışlardı. Osmanlı açısından 1. Dünya Savaşı'na giden yolda en önemli kilometre taşı İngiltere ile Rusya'nın anlaşmasıydı. Osmanlı'nın kaderini belirleyecek asıl gelişme buydu. Yüzyıllarca Rusya'nın sıcak denizlere inmesini önlemek için Osmanlı'yı destekleyen İngiltere, şimdi Almanya karşısında Rusya ile anlaşıyordu. Oysa daha 1856 yılında İngiltere, Fransa ve Osmanlı Kırım Savaşı'nda Rusya'yı mağlup etmişler, Karadeniz'i Rus donanmasına kapatmışlardı. Osmanlı 20 yıllık bir barışa kavuşmuştu. Fakat 1900'lerin başında tüm dengeler tersine dönmüştü. Rusya 1885 yılında Orta Asya'daki Türk hanlıklarını istila ederek Orta Asya'ya hakim olmuş, Afganistan ve Hint Yarımadası'nın kapılarına dayanmıştı. Rusya'nın demir yolunu Afgan sınırına kadar uzatması Hindistan'daki İngiliz İmparatorluğu için bir tehditti. İngiltere 1902'de Japonya ile ittifak yaparak Rusya'yı uyarmıştı. Japonya ise 1905 yılında Rusya'yı büyük bir mağlubiyete uğratmıştı. İngiltere Rusya ile anlaşmak için Rusya'nın bu zayıf zamanında harekete geçti. 31 Ağustos 1907'de Rusya'nın başkenti Petersburg'da Rus Dışişleri Bakanı Alexander Izvolsky ile İngiliz Büyükelçisi Sir Arthur Nicholson anlaşmayı imzaladılar. Bu anlaşmayla Rusya artık Asya'da İngiltere'nin üstünlüğünü kabul ediyordu. Başka bir deyişle Rusya, İngiliz sömürgesi olan Hindistan'dan ve İngiltere'nin kendi nüfus sahası saydığı Afganistan'dan uzak durmayı taahhüt ediyordu. Artık Tibet'e de karışmayacaktı. Bunun anlamı Rusya'nın bundan böyle gözlerini yeniden Asya'dan Kafkasya'ya, İstanbul'a ve Balkanlara çevirecek olmasıydı. Osmanlı için asıl felaket de buydu. Tarihçilere göre Rus-İngiliz ittifakı kurulurken Rusya boğazlarda geçiş hakkı da istemiş, İngiltere bunu kabul etmemişti. Rusya'nın İstanbul'u tekrar gündeme getirmesi, hatta Türkiye'yi Kafkasya ve İran üzerinden kuşatması payitahtta alarm zillerinin çalmasına neden olacaktı. 1907 Rus-İngiliz Anlaşması'nın çok önemli bir ayrıntısı da İran'ın paylaşılmasıydı. İngiltere, Rusya'nın Asya'da geri adım atmasına karşılık olarak Rusya'nın Kafkasya'ya hakim olmasını onayladı. İran üçe bölündü. Kuzey İran, Rus nüfuz bölgesi olacaktı. Petrolde zengin ve Hindistan'a yakın Güney İran, İngiliz nüfuz bölgesi olacak, ortadaki küçük kısım tarafsız sayılacaktı. Dönemin karikatürlerinde İran, bazen Rus ayısıyla İngiliz aslanı arasında çaresiz, zavallı bir halde gösteriliyordu. Bazen de İngiliz aslanı ile Rus ayısı, kedi olarak resmedilen İran'ı parçalıyordu. İran'da Rus ve İngiliz nüfuzunun kurulmasıyla Osmanlı doğudan kuşatılmış oluyordu. Rusya bu anlaşma üzerine vatandaşlarını koruma bahanesiyle Tahran'a bir tümen gönderdi. İran'daki Meşrutiyet Meclisi'ni topla yıkarak dağıttı. Rusya'daki gibi otokrat bir yönetim kurdu. Bu aynı zamanda Rusya eğer Doğu Anadolu'ya hakim olabilirse neleri yapabileceğinin de bir işaretiydi. Avrupa'da bütün bunlar olurken Avrupa'nın hasta adam olarak gördüğü Osmanlı İmparatorluğu'nda bu gelişmeler kaygıyla izleniyordu. Zaman içinde İngiltere, Fransa ve Rusya birbirleriyle yaptıkları ittifakları geliştirmek için tavizler vermeleri gerektiğinde Osmanlı'dan koparılacak parçaları birbirlerine ve Balkan devletlerine ikram edeceklerdi. Osmanlı'nın kendini savunamayacak bir hasta adam olarak görülmesi,
onu sömürgecilik siyasetlerinin sürekli hedefi yapıyordu. Çok uluslu Osmanlı Devleti'nde Hristiyan azınlıklarda milliyetçilik hareketlerinin güçlenmesi, devleti büyük zaafa uğrattığı gibi kapitülasyonlar yüzünden ciddi bir sanayileşme hamlesi de mümkün olmuyordu. Düvel-i Muazzama denilen büyük devletler Osmanlı'ya kolay av gözüyle bakıyordu. Osmanlı Devleti sınırlarının Belgrad'a uzandığı 1853 gibi çok erken bir yılda bile Rus Çarı Nikola, Petersburg'da verdiği baloda İngiliz Büyükelçisi Hamilton Seymour'a şunları söylemişti. İngiltere ile Rusya anlaştıktan sonra diğer Batı Avrupa devletleri umurumda bile değil. Türkiye'ye gelince kollarımız arasında hasta, çok hasta bir adam var. Bir gün ansızın ölebilir. Bu takdirde üzerimizde kalacaktır. Böyle bir kargaşa, anarşi, hatta Avrupa Savaşı karşısında kalmaktansa önceden tedbir almak daha akıllıca olacaktır. İngiliz Büyükelçisi Sir Hamilton'ın çara cevabı ise şöyleydi. Majesteleri lütfen beni mazur görsünler. Şunu söylemek zorundayım ki kuvvetli ve alicenap insana zayıf ve hasta adamı korumak düşer. 1844 yılında bu tabiri ilk defa Rus Çarı Nikola İngiliz Büyükelçisine söylemişti. Bakın, Avrupa'da ellerimizde hasta bir adam var. Artık onu bölüşmemizin zamanı gelmiştir diye. Sorun şu ki anlaşamadılar. Almanya'nın yükselişine rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nu bölüşme şartlarında anlaşamadılar. Osmanlı İmparatorluğu'nu o dönemde bunun kurtardığını söyleyebiliriz. Büyük güçler nasıl paylaşacaklarında anlaşamadılar. Mesela Afrika'yı paylaşmada anlaşmışlardı. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl paylaşacaklardı? Kim neyi alacaktı? Ruslar İstanbul'u ve Boğazları istiyordu. İngilizler Irak'ı ve Körfez'i istiyordu. İtalyanlar Kıbrıs'ı istiyordu. Bunlar da anlaşamadılar. Ve şöyle dediler. Bırakın Avrupa'nın hasta adamı ömrü vefa ettiği kadar yaşasın. Ne var ki 1877-78 Türk-Rus Savaşı'nda Rus ordusunun Plevne'yi geçerek Ayas Stefanos'a İstanbul kapılarına kadar ilerlemesi hasta adam görüntüsünü pekiştirmişti. İngiltere'de 1892 yılında Türk düşmanı liberal başbakan Gladstone'un iktidara gelmesinden sonra bu ülkedeki Türkiye karşıtlığı güçlendi. 1895 yılında iktidara gelen muhafazakar başbakan Lord Salisbury, Fransız Büyükelçisine şöyle diyordu. Türkiye yavaş yavaş pejmürteleşip ölüyor. İngiltere'de geleneksel olarak Rusya'ya karşı Türkiye'yi desteklemiş olan muhafazakarlar bile Almanya'ya karşı Rusya'yla ittifak yaptıktan sonra artık İngiliz İmparatorluğu için İstanbul ve Çanakkale boğazlarına Türkiye'nin mi Rusya'nın mı hakim olmasının yararlı olacağı tartışılmaya başlanmıştır. Hatta muhafazakar İngiliz Başbakanı Salisbury, İstanbul'un Rusya'nın eline geçmesinden yana olduğunu söyleyecektir. Birinci Dünya Savaşı'na doğru sürükleniş hızlanmıştır. Fransa, Rusya, İngiltere ittifakı ve karşısında Almanya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun ittifakı keskinleşmektedir. Bu tablo iki süreci tetikler. Birincisi, silahlanma yarışı daha da hızlanır. Karalardan denizlere yayılır. İkincisi, Almanya Osmanlı'ya, Osmanlı da Almanya'ya daha fazla yakınlaşır. Sanayi devrimi müthiş bir üretim patlaması yaratmıştı. Kısa zamanda yeni ham madde kaynakları ve fazla ürün satacak dış pazar arayışı başladı. Sanayi devriminin öncüsü İngiltere, elde ettiği sanayi gücü sayesinde herkesten önce güçlü bir donanmayla deniz aşırı ülkelerde sömürgeler kurmuş, Avustralya kıtasından Kanada'ya kadar çok geniş bir sömürge imparatorluğu haline gelmişti. Fransa ise ikinci büyük sömürge imparatorluğuydu. Belçika ve Hollanda gibi ülkelerin de sömürgeleri vardı. Muazzam bir dinamizmle sanayileşen Almanya, sanayi üretiminin ancak %30-40'ını kendi iç pazarında tüketebiliyordu. İngiltere gibi Almanya'da artık dış pazarlar ve ham madde kaynakları arıyordu.
Almanya'nın Afrika'da Togo, Kamerun, Rodezya gibi küçük sömürgeleri vardı. Ancak bunlar gelişen sanayinin ihtiyaçlarını karşılayamıyor, Almanya yeni nüfus sahaları arıyordu ve dünya üzerinde sahiplenilecek çok az yer kalmıştı. Pan-Cermenizm siyasetinin teorisyenlerinden Karl Heinrich Becker 1907 yılında şunları yazıyordu. Coğrafi konumumuz ve endüstrimizin pazar ihtiyacı dolayısıyla Türkiye'ye yöneliyoruz. Her Avrupa ülkesinin geri kalmış şarkta kendisine ait bir hayat sahası vardır. İngiltere Mısır'da, Fransa Tunus'ta, İtalya Trablus'ta, Avusturya Bosna'da ve Rusya Karadağ ve dolayısıyla Balkanlar'da hak sahibidir. Bizim hiçbir yerimiz yoktu. Şimdi bu hayat sahamız Türkiye'dir. Abdülhamit de İngiltere ve Fransa ile anlaşan Rusya karşısında Almanya ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem veriyordu. 93 Harbi'nde Rus ordusunun İstanbul kapılarına dayanmasıyla sonuçlanan felaketten 2 yıl sonra 14 Temmuz 1880'de Abdülhamit'in isteğiyle Almanya ile bir anlaşma imzalandı. Ordudaki reform çalışmalarını yönetmek üzere Almanya'dan İstanbul'a önce Albay Otto von Kahler geldi. 3 yıl sonra ölümü üzerine onun yerine General Helmut von der Goltz, ünlü Golç Paşa tayin edildi. General Goltz kısa zamanda Abdülhamit'in güvendiği bir danışman haline gelecekti. Artık Osmanlı ordusunda Almanya'ya sempati, hatta hayranlık duyan, Alman ordusu gibi çelik disipline ve Golç Paşa'nın silahlı millet fikrine inanmış, ateşli vatansever bir subay kadrosu yetişecekti. Fakat daha da önemlisi, Osmanlı'nın Almanya ile gerçekleştirdiği iktisadi işbirliğiydi. Osmanlı ordusunda reform için görevlendirilen Alman subaylar, bilhassa Golç Paşa sadece eğitim vermekte kalmadı. Modernleşen Osmanlı ordusu için gereken silah ve mühimmat siparişlerini Almanya'ya yöneltti. 26 Ağustos 1890'da Almanya ile bir ticaret anlaşması imzalandı. Almanya'dan yapılacak ithalatın gümrüğünde indirimlere gidildi. Osmanlı'nın Almanya'dan yaptığı ithalat 1898 yılında 423 bin sterlinden ibaretken 1911 yılında 5 milyon 400 bin sterline çıktı. Buna karşılık Osmanlı'nın dış ticaretinde İngiltere ve Fransa bloğunun payı 1887 yılında %79'du, 1910 yılında %46'ya indi. Bu dönemde Osmanlı'nın Almanya'dan yaptığı ithalat %1100, Almanya'ya yaptığı ihracatsa %2200 arttı. Alman sanayinin pamuk dahil ham madde ihtiyacı önemli oranda Osmanlı'dan yapılan ithalatla karşılanıyordu. Almanya'nın Osmanlı topraklarına yatırım yaparak ham madde temin etme ve Osmanlı'ya mamul madde, özellikle silah satma isteği Osmanlı'nın da işine gelmektedir. Abdülhamit, Avrupa diplomasisinde Alman kartını kullandığı gibi Almanların Osmanlı'da yaptığı demir yolu yatırımları Osmanlı ekonomisi için de yararlı olmaktadır. Siyaseten bunların en önemlisi Anadolu Demir Yolları ve Bağdat Demir Yolu'dur. Anadolu ve Mezopotamya hem tahıl üretimiyle hem ham madde kaynaklarıyla uzun zamandır Almanların ilgisini çekiyordu. Bir kara ülkesi olan Almanya, sıcak denizlere Osmanlı topraklarında döşeyeceği demir yollarıyla ulaşmak istiyordu. İngiltere'nin elinde Süveyş Kanalı varsa Almanya'da demir yoluyla Basra Körfezi'ne ulaşacaktı. Almanya devreye girinceye kadar Osmanlı demir yollarının yapımı Fransa'ya verilen imtiyazlarla gerçekleştirilmişti. Alman sanayi ise daha hırslı ve dinamikti. Almanlara ilk demir yolu imtiyazı İzmit'ten Ankara'ya ulaşan hat için Ekim 1888'de Abdülhamit tarafından Avrupalı şirketler rekabete sokularak Alman Alfred Kovla'ya verildi. Tren yolu 485 kilometre ray döşenerek Ocak 1893'te Ankara'ya ulaştı. Ankara bu tren yolu sayesinde ileride milli mücadelenin merkezi olacaktı.
Ankara'dan Sivas'a ve Erzurum'a demiryolu döşenmesinden Rusların sert tepkisi üzerine vazgeçildi. Hattın süratle Ankara'ya ulaşmasından memnun olan Abdülhamit, Eskişehir-Konya hattının yapımını da Şubat 1893'te aynı Alman şirketine verdi. Demiryolu 3 yıl sonra Konya'ya ulaştı. 30 Mayıs 1906 tarihinde Almanlar tarafından yapımına başlanan Haydarpaşa Gar Binası da 19 Ağustos 1908'de tamamlanıp hizmete açıldı. Avrupa ülkeleri için asıl önemli olan Konya-Halep-Musul üzerinden Bağdat'a uzanan Bağdat Demiryolu'ydu. Bu hattın Basra'ya uzatılarak sıcak denizlere ulaşması ihtimali İngiltere'yi fazlasıyla tedirgin ediyordu. İngiltere Basra bölgesini hem petrol hem de sömürgesi Hindistan'ın güvenliği için son derece önemsiyordu. Rusya ise zaten Osmanlı'daki her gelişmeye karşıydı. Almanların Avrupa'daki hakimiyetlerini artırabilmek için Berlin'den Bağdat'a ulaşan demiryolu çok önemliydi ve böyle bir demiryolunu gerçekten yapabilirlerdi. Denizi bypass etmiş olacaklardı ve bu Almanlara Avusturya Macaristan'ın yanı sıra Balkanlar üzerinde de hakimiyet sağlayacaktı. Avusturya Macaristan'ın da imparatorluk olarak gücü zayıflıyordu ve Almanya'ya bağımlıydılar. Ama yine de bu onlara devasa bir güç katacaktı. Üstelik donanmaya sahip olmadan büyük bir imparatorluk kurma fırsatı sağlayacaktı. Yani Berlin-Bağdat demiryolu inanılmaz önemliydi. Ama bitirecek zamanı bulamadılar. Eğer savaş yarıda bıraktırmasaydı belki de bitireceklerdi. Uzun diplomatik tartışmalar sonucunda Konya-Ereğli hattının Bağdat'a uzatılması için 1899'da ön anlaşma yapılabildi. Nisan 1903'te Bağdat Demiryolu Şirketi kuruldu. Devlet bu hattı o kadar önemsiyordu ki hat boyunca madenlerden ve taş ocaklarından yararlanma hakkı da demiryolunu yapacak olan Alman şirketine verildi. Urfa ve Halep'in aşer vergisi gelirleri kilometre garantisine ayrıldı. Harbe giden yolda Bağdat Demiryolu İngilizlerin en fazla tepkisini çeken, bunu önlemek için uğraştıkları bir girişim olmuştur. Bu tabii bildiğimiz gibi bu gerçekleşmemiştir. Bağdat'a kadar giden bir hat mümkün olmamıştır. Zaten Bağdat Demiryolu Anlaşması 1903'te yapılmıştır. Ama bununla İngiltere-Almanya rekabeti kızışmıştır. Yani bu demiryolu gerçekleşse, Bağdat'tan da öte Basra'ya doğru bu hat inmiş olsa Almanlar neredeyse İngiliz Hindistanı'na ulaşmış olacaklardı. Bu da onların yeni bir ticaret yolu, iktisadi ilişkilerinde İngiliz tekelini diyelim, bölgedeki tekelini zayıflatacak bir faktör olabilirdi. Bunu önlemek için sürekli bir mücadele verilmiştir. Bağdat Demiryolu da 1. Can Harbi'ne giden süreci kızıştıran, ivme sağlayan bir faktör olmuştur. Abdülhamit döneminde Hicaz Demiryolu dahil Osmanlı coğrafyasında toplam demiryolu uzunluğu 4.924 kilometreye çıktı. Demiryolları Osmanlı ekonomisini çok olumlu etkiledi. Demiryolları sayesinde köylüler ürünlerini pazarlara ve limanlara ulaştırıyor, üretim artıyor, ticaret gelişiyordu. İlber Ortaylı mesela demiryolları ve çevre yollarının yapıldığı Çukurova'da üretimin 5 kat arttığını belirtir. Fakat yapılan demir yolları ve artan üretim Osmanlı'yı rakiplerinin karşısında güçlendirmek için çok yetersizdi. Avrupa'nın güçlü devletleri ise harıl harıl silahlanarak savaşa hazırlanıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insana ölüm kusacak olan silahları yapmak için devletlerin giriştiği yarışı hızla artan savunma harcamalarında görmek mümkündü. İngiltere'nin savunma harcamaları 1890 yılında 33.4 milyon sterlindi. 1913 yılında 72.5 milyon sterline çıktı.
Fransa'nın savunma harcamaları 1890 yılında 37.6 milyon sterlindi. 1913 yılında 70 milyon sterline çıktı. Rusya'nın savunma harcamaları 1890 yılında 85.8 milyon sterlindi. 1913 yılında 101.7 milyon sterline çıktı. Henüz sanayileşmesini tamamlamamış olan Rusya bu çok ağır yükü taşıyamayacak. 1917 yılında aç kitlelerin ayaklanmasıyla Bolşevik ihtilali patlak verecekti. Almanya'nın savunma giderleri ise 1890 yılında 36.2 milyon sterlindi. 1913 yılında ise %158 gibi görülmemiş bir oranda artarak 93.4 milyon sterline ulaştı. Bu muazzam artış Wilhelm Almanya'sının nasıl hırslı bir sanayileşme ve silahlanma yarışı içinde olduğunun göstergesiydi. Sanayileşmeye ve sömürge edinmeye İngiltere ve Fransa'dan sonra başlamış olan Almanya hepsinden hırslıydı. Almanya'nın sadık müttefiki olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu bu tablodaki en zayıf ülkeydi. Savunma giderleri 1890 yılında 9.25 milyon sterlindi, 1913 yılında 25 milyon sterline çıktı. İttifak blokları olarak baktığımızda Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğundan oluşan merkezi bloğun 1913'te savunmaya ayırdığı toplam kaynak 118.4 milyon sterlindi. Buna karşılık İngiltere, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu İtilaf Devletleri'nin 1913 yılında savunmaya ayırdıkları kaynak 246.2 milyon sterlindi. Birinci Dünya Savaşı'nda kara ordularının gücü kadar deniz kuvvetleri de belirleyici bir rol oynayacaktı. Dünya denizlerine hakim olan ülke İngiltere'ydi. İngiltere savaş boyunca güçlü deniz filolarıyla deniz aşırı sömürgelerinden ham madde, gıda ve asker taşımayı başaracaktı. Almanya'nın dünya denizlerine açılabileceği tek su yolu Baltık ve Kuzey denizleriydi ve buralarda İngiliz donanmasının kontrolü altındaydı. Almanya bu engeli aşabilmek için müthiş bir savaş gemisi ve denizaltı yapımı yarışına girdi. 1914 yılında İngiltere'nin deniz gücünün toplam tonajı 2 milyon 205 bin, Fransız filosununki 731 bin, Rusya'nınki 329 bin tondu. Almanya'nın bütün hırslı ve enerjik denizcilik programına rağmen Alman gemilerinin toplam tonajı 1 milyon 15 binden ibaretti. Avusturya'yı da kattığımızda Alman bloğunun sahip olduğu deniz kuvvetinin tonajı 1 milyon 268 bin, İngiltere, Fransa, Rusya bloğununki ise 3 milyon 264 bindi. Birinci Dünya Savaşı'nda en etkili harp gemileri, İngiltere'nin 1905 yılından itibaren üretmeye başladığı Dreadnought adlı o dönemin en modern harp gemileriydi. Dreadnought'lar yüksek ateş gücüne, kalın zırha ve sürate sahip harp gemileriydi. 1914 yılında İngiltere'nin 29, Almanya'nın 17 Dreadnought'u vardı. İtilaf devletlerinin elindeki Dreadnought sayısı 43, İttifak devletlerinin elindeki Dreadnought sayısı ise 20 idi. Savaş hazırlıklarının belki de en pahalısı savaş gemileriydi. Devletlerin bütçelerine büyük yük getiren bu yarışı durdurmak için İngiltere ve Almanya arasında yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Kaiser Wilhelm 1900 yılında Almanya'nın önüne şu hedefi koymuştu. Denizler ve uzak kıtalarda Almanya ve Alman İmparatorluğu olmadan bir karar alınamaz. Almanya'nın bu hırslı programı karşısında İngiliz donanma komutanı Amiral Jack lakaplı John Fisher, İngiliz donanma gücünün %30 artırılmasını öngören programını hükümetin desteğiyle uygulamaya koydu. Bağdat Demiryolu projesinin Almanya'yı Orta Doğu'ya ulaştıracağını gören İngiltere, müttefikleri Fransa ve Rusya ile buna cephe aldı. Wilhelm, İngiltere'yi yumuşatmak için Bağdat Demiryolu projesinde ortaklık teklif etti. İngiltere, Almanya'nın donanma programından vazgeçmesini şart koştu. Öfkelenen Wilhelm, İngiltere'ye şu notu gönderdi. Donanmamızı kuruyoruz çünkü ona ihtiyacımız var. İngiltere'nin hoşuna gitsin gitmesin hiç önemi yok. Eğer İngilizler savaş istiyorlarsa çekilmesinler. Bizim korkumuz yok. Savaşın patlamasını aramak kalmıştı. Yaşama hakkının sadece güçlü uluslara ait olduğunu savunan sosyal darvinizm, hayatı top namlusundan gören militarizm ve saldırgan milliyetçilik Avrupa'nın hakim ideolojileriydi.
1899 ve 1907 yıllarında yapılan uluslararası barış konferansları sonuç vermemişti. Barışın değerini bilen devlet adamlarının teşebbüsüyle 1900 yılında kurulan Lahey Adalet Divanı ve 1907 tarihli Lahey Konvansiyonu silahlanma yarışı karşısında aciz kalmıştı. Amerikan Başkanı Wilson'ın danışmanı Albay House, Wilson'a gönderdiği raporda Berlin'deki askerlerin savaşa kararlı olduğunu, buna karşı gelirlerse Kaiser Wilhelm'i tahttan çekilmeye zorlayacaklarını yazıyordu. Adeta barut fıçısına dönmüş Avrupa'da savaşın patlaması için artık küçük bir kıvılcım yeterliydi. Avusturya ordusu 1914 yılının Haziran ayında Bosna Hersek'i topraklarına katmak isteyen Sırbistan'a gözdağı vermek için Bosna Hersek'te bir askeri tatbikat düzenledi. İmparatorluğun veliaht prensi Arşidük Franz Ferdinand ve eşi Düşe Sofya da tatbikatı izlemek üzere Saraybosna'ya gitti. Veliaht prens ve düşes gösterişli bir tören eşliğinde Saraybosna caddelerinden geçerken bir Sırp milliyetçisinin tabancasından çıkan kurşunlarla hayatlarını kaybettiler. Bu suikast bütün tarafları oluşmuş, bütün şartları olgunlaşmış ve zaten beklenmekte olan o büyük savaşın işaret fişeğiydi. Veliaht prensin öldürülmesi üzerine önce Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a harp ilan etti. Sonra Sırbistan'ın Slav abi Rusya, Avusturya Macaristan'a, bunun üzerine Avusturya'nın kan kardeşi ve müttefiki Almanya, Rusya'ya harp ilan etti. Rusya'nın müttefikleri Fransa ve İngiltere de Almanya'ya harp ilan ettiler. Tarihçi Norman Davies'in deyişiyle Saraybosna'daki suikastle birlikte kıvılcım barut fıçısına düşmüştü. Savaş Ağustos ayında bütün Avrupa'ya yayıldı. Alev çemberi kısa sürede Pasifik Okyanusu'ndan Afrika'ya tüm dünyayı sardı. Osmanlı'nın ise bu büyük yangından hasarsız kurtulması çok zor görünüyordu.